Öksürük bazen normal bir şekilde başlar ama zamanla kronik hale gelen durumlarda ne yapmamız gerekir? Birçok ilaç kullanırız kesmesi için. Çaresini bulamıyor ve öksürük sağlığınızı tehdit mi ediyor? Bu videomuzda çağın en büyük tıp alimlerinden olan İbn Sina'nın reçetesinden sizlere bahsedeceğiz. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Bu öksürükler çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Evet, oldukça normal bir şekilde başlayan soğuk algınlığı, ilerleyen evrelerde akciğer inmesi durumunda kendini geçmeyen öksürük şeklinde gösterir. Son dönemde bu tip vakaların ardından COVID-19'un yattığı düşünülmekteydi. Ancak uzmanlar, RSV başta olmak üzere birçok etkenin geçmeyen öksürük vakalarını tetikleyebileceği konusunda bir araya geldiler. Nitekim COVID-19 testi istenen hastaların büyük çoğunluğu negatif test sonucuyla karşılaşmışlardı. Peki geçmeyen öksürük salgınına karşı nasıl önlemler alınmalı? İşte İbn Sina'nın yüzyıllar öncesinden yazdığı özel karışımı. İbn Sina'nın iki karışımı gerçekten çok tutuyor. İbn Sina'nın yazdığı ve hala başucu kaynağı görevi gören eseri El Kanun fi Tıbbi kitabında öksürüğe yönelik iki farklı tarif bulunmaktadır. Her iki tarifin de hala aktarlarda hazırlandığını görmek mümkün. Tariflerden ilki, keten tohumu ve balın karışımı sonucunda elde edilen kür. İbn Sina, bir avuç keten tohumunun kaynatılıp balla karıştırılmasını, bu kürün her sabah aç karna ve yatmadan evvel bir kaşık olacak ölçüde yenilmesini tavsiye etmektedir. Omega-3 bakımından zengin olan bir bitki türü olarak da bilinen keten tohumu, balla karıştırıldığında bronşlara iyi geleceği düşünülmektedir. Ayrıca bal ve keten tohumunun viral enfeksiyonu kırma oranı da bir hayli yüksektir. Tariflerden ikincisi ise kaynatılmış üzüm suyu. Herhangi bir çaba gerektirmeden üzümün posasını çıkartarak elde ettiğiniz suyu kaynatın. Eğer imkanınız varsa bu suya salatalık tohumu, badem ve ayva çekirdeği gibi ürünleri de ilave edebilirsiniz. Karışımı gerçekleştirdikten sonra üzüm suyunu ılık bir şekilde içmeye özen gösterin. Son olarak üzüm suyunun her sabah kalkıldığında aç karna ve uyumadan önce bir fincan bardağı kadar içilmesi önerilmektedir. Evet, İbn Sina'nın tariflerinden sonra şimdi öksürüğü kesen diğer tarifleri sizlere aktarmak istiyoruz. Hepimizin evinde olan bitkilerden bahsedeceğiz. İlki, taze veya kuru ayva yaprağı. Ayva meyvesi ve yaprakları yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. İçerisindeki bileşenlerin boğaz yolu enfeksiyonlarında etkili ve boğazı yumuşatıcı etkisi bulunmaktadır. Bitkilerin çiçek ve yaprak kısımları demleyerek içilebilir. Tedavi amacıyla içiyorsanız şeker ilave etmeyin. Kuru ayva yapraklarını 10-15 dakika, taze ayva yapraklarını ise 3-5 dakika demleyerek günde 2-3 fincan kadar içebilirsiniz. Bir başka tarifimiz ekinezya çayı. Ekinezya bitkisinin ağırlıklı olarak soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıklardan korunmada kullanımı önerilmektedir. Yapılan çalışmalar, ekinezyanın boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açacağı hasarı engellediği gösterilmiştir. Demlenerek ve içerisine bir tatlı kaşığı bal ilavesiyle günde 2 fincan kadar içebilirsiniz. Ayva, bal ve ıhlamur karışımı. Bu karışımdan elde edilen çay, öksürüğe karşı oluşturulabilecek en muhteşem karışımlardan biri. Ayva, bal ve ıhlamurdan oluşan çay, boğazları yumuşatır ve iyileşme sağlar. Günde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Zencefil, bal ve karanfil. Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler, ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahiptir. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerinde iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde bir yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı kadar toz zencefil ve bir çay kaşığı kadar karanfille karıştırılarak kür halinde içebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma limon da ekleyebilir ve günde 1-2 tatlı kaşığı içebilirsiniz. Bir başka karışımımız, toz, karabiber ve bal. Yürütülen birçok çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirici, kanser karşıtı, yangı ve spazmları iyileştirici etkileri ortaya konulan toz karabiberin, öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine tane karabiberi ılık suda demleyip bir tatlı kaşığı bal ilavesiyle içebilirsiniz.
Fakat reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa bu çaydan sınırlı tüketmeniz gerekmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bireyler günde 2-3 tatlı kaşığı kadar tüketebilirler. Bir başka karışım yeşil çay ve kakule. Yeşil çayın yüksek antioksidan özelliği artık herkes tarafından bilinirken, kakule ile birleşen yeşil çayın hem bağışıklık sistemi hem de boğaz yolu enfeksiyonlarında etkisi büyüktür. Yoğun derişimli çayı gargara olarak kullanabilirsiniz ve kakule ilaveli yeşil çayı günde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Fakat hipertansiyon veya taşikardi probleminiz varsa günde 2 fincanı sakın geçmeyin. Ayva çayı. Ayva çayının öksürükte yumuşatıcı ve yatıştırıcı etkisi bulunmaktadır. Bir çay kaşığı parçalanmamış ayva tohumunu bir fincan su içerisinde 5-10 dakika kadar demledikten sonra içebilirsiniz. Genellikle bitki çayları hafif etkili olduğundan yemeklerden 30 dakika önce veya 1-2 saat sonra mide boşken içmeniz çayın olumlu etkisini artırmaktadır. Bir başka karışım: zencefil, karabiber, bal, limon ve tarçın. Bir yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı toz zencefil, bir çay kaşığı toz karabiber, bir çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz. Bir başka karışım: meyan kökü, şahtere ve zencefil. Bir tatlı kaşığı öğütülmüş meyan kökü, bir tatlı kaşığı şahtere ve bir tatlı kaşığı toz zencefili bir bardak kaynatılmış suyun içerisine ilave ederek 3-5 dakika demleyin. Bu çayı gün içerisinde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz. Ve ıhlamur çayı. Öksürük denilince ilk akla gelen çay ıhlamur. İçerisindeki bileşenlerden flavonoidler iltihap giderici ve ağrı kesici etki gösterirken, musilajların tahrişi önlediği ve boğazı yumuşattığı yönünde birçok veri mevcut. Bu nedenle öksürüğe karşı günde 2-3 bardak çay içebilirsiniz. Tedaviye yönelik kullanılan ıhlamur çayına şeker ilave etmeyin. Şeker, çaydaki etkili bileşenlerle reaksiyona girebilir. Bal ilavesini ise 40 derecenin altındaki sıcaklıklarda yapmanız gerekmektedir. Evet, videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.